Merhaba arkadaşlar, Mount & Blade Warband serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Veyah Kalesi yakınlarında bırakmıştık partimizi ve Rodoklar bize savaş açmıştı bir bölüm önce. Ben şimdi bir şey yapmak istiyorum. Rodoklar bize savaş açtı ama sanki formalite icabı savaş açmış gibi davranıyorlar. Ne saldırıyorlar, ne adam gibi ordu topluyorlar da geliyorlar filan. Biz burada malak gibi boşuna bekliyoruz. Ben bir köylerini yağmalayacağım. Destek gelirse desteklerini de öldüreceğim. Savaşta mümkün olduğunca üstün gelmeye çalışacağım ki bir an evvel hani ateşkes imzalamak istesinler. Çünkü ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ayrıca bir yandan da köyü yağmalamış oluruz. Zaten Rodok gönüllüsü toplamayı pek düşünmediğimden ötürü çok da bir zararı olacağını sanmıyorum bu köyleri yağmalamamın. Aynen biri geldi. Onu bir yenelim bak. Kral Gravet. Of. Bu gelmiştir şimdi 300 adamla. Dostum sen ne ayaksın? Savaş açığın gelmiyor. Seni mi bekleyeceğim ben sabaha kadar? 384 asker. Bu savaşı alırım. Alırsın diyenleri duyuyorum. Ayıp. He alırsın onu. Gel geri gel 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 gel. Alırım çünkü hani atları yok diyeceğim. Ulan Rodoklar at kullanmıyor zaten. Ama açık alanda savaşmamız lazım. Ayrıca o keskin nişancılardan da korunmamız lazım. Şu ilk parti bir çiftçileri halledelim ki. Bunların hepsi kargıcı değil mi bendekilerin? Bir açıl bakalım. Baktık yenemiyoruz, çıkarız savaştan. Yani zaten çıkma gibi bir imkanımız var. Hani ilk parti çok hezimete uğrayıp da yenilmezsen çıkabiliyorsun. Burada durun. Biraz daha açılabilirsiniz. Biraz geniş bir alana yaymak istiyorum savaşı. Karşıdakilerin hemen hemen hepsi çiftçi zaten. Yine de kalkanları bir kaldıralım. Arbaletliler falan var. Bir 10 adım ilerleyin bakayım. Saldırın. Saldır, 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 saldır. Parti parti temizleyip çekileceğiz. Temizleyip çekil. Abi kargıcı nasıl Rodok arbaletçisi tarafından öldürülüyor ya? Anlamıyorum, hiç anlamıyorum. Çok fazla kendimi riske atmayacağım. Gerçi çiftçiye karşı ne kadar riske atabilirim o da ayrı mevzu. At gidiyor, sonra sıkıntı oluyor. Bak 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 bir kargıcı daha öldü. Mızrakçı öldürdü. Oğlum ayıp lan. Hiç utanmanız da mı yok sizin? Ölürüz mölürüz yarın bir gün derler. Dallamanın biri öldürdü bizi savaş alanında diye hiç mi düşünmüyoruz? Gel abi yaya da savaşırım ben hiç sıkıntı yok. Şu mızrakçıları bir indirelim de. Çiftçiler çok problem yaratmaz. Mızrakçılar sıkıntı. Kazanacağız galiba bu savaşı. Şimdi toplan buraya tekrar. Toplan 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 hepiniz toplanın. Bana bir at verirsiniz çok güzel olur ama. Abi birçoğunuz atınızı kaybetmişsiniz yalnız. İşte bu mızrakçıların da kötü yanı bu. Atları indiriyorlar. Kaç 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 kaç. Biraz daraltabilirsiniz safları. Şimdi saldır. Saldır saldır yaklaştılar zaten. Ben biraz ok kullanayım. Zaten karşıdakilerin zırhları çok iyi değil. Okla iş yapabilirim diye düşünüyorum biraz. Atım da yok. Çok fazla savaş alanına dalmak istemiyorum. Gerçi onların da atı yok ama. Çok efektif olabileceğimi düşünmüyorum. Atsız. Atsız. Karşıda çok arbaletçi var be abi. Çok sıkıntılar. Ben şuradan vurabildiğim kadarını vurayım. Çavuşa denk geldi. O kadar arbaletçi arasından çavuşa denk geldi. Ben vurmadım. Vallahi o atı ben vurmadım. Abi şu atı lütfen at hareket etmesin. Lütfen. Sakin ol oğlum. Sakin. Sakin ol. Evet.
Aman abi, atın canı çok azmış. Yok yere yerden aldık atı, bir daha kaybetmeyelim. Beyler siz atları kaybettiniz. Patır patır ölüyorsunuz. Rica ediyorum, sen kont musun lan? Kral, pardon, kont değil. Karşımızdaki kral. Kral vs kral yapıyoruz şu anda. Kendisi yemedi. 300 adamla geldi. Vuramadım. Güzel. Güzel. Gel 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 gel. Hop hop hop, gitme, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Nasıl yani, savaş bitti mi? Oğlum 300 adam öldürmedik ki. 118 kişi öldürmüşüz. Bizden de 11 kişi gitmiş. 69 askerin 240 askerine karşı savaşa hazır. Tamam. Gel gel gel, geri gel, geri gel, geri gel, gel gel gel. Şimdi biraz daha farklı bir şey yol izleyeceğiz sizde. Sizi açtık. Açınca çok kayıp verdiniz. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Ok yeme, sakın ok yeme. Ok yeme. O atlar bize lazım. Gel şöyle tepenin arkasına. Ana, harita bitti. Yakın dur. Yakın dur, yakın dur. Durabildiğin kadar yakın dur. Şuraya gel. Burası ok almaz. Gel burada bekle. Ya şu kadar adamın ilk impact'te bir kere 30 kişiyi lak diye indirmesi lazım. Siz atları nasıl kaybediyorsunuz ya? 10 adım ilerle bakayım. Oo, full arbalet. 10 adım, 10 fazla değil. O 10 adım mı? 10 tane deve adımı. Bak ya. Duruşunu senin saldır. Şu çavuşu ben bir alayım aradan. Sıvadı Şövalyesi'nin ne işi var burada? O çavuşu da alamadım. Şövalyeyi aldım. O gitti. Ha, tamam, o da gitti. Bak böyle daha iyi oldu sanki. Oo, mızrak. Adamlar resmen shield wall yapıyor ya. Yes. Enteresan bir şekilde hem dağınık hem de düzenli olmayı başarabiliyorlar ya Rodok'la. Garip yani, bir şeyleri var, sistemleri var. Ben tam çözemedim. O da gitti. Yeni birlik geldi. Bizim de yeni birlik geldi. Dur burada, dur 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 dur. Sakın gitmeyin. Sakın saldırmasın onlar. Sakın. 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 Şurada toplan. Tamam. Haritanın bu tarafı bizde. Toplan 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 toplan. Bekle gelsinler. Piyadeler var, onları koşturamam. Tamam, saldır. Saldır, arkadaki okçular çok iş yapıyor. Biraz daha bekletirsek bizi avlayacaklar komple. Ben şunlara doğru bir yardırayım. Okları bir bırakın. İnsan gibi konuşalım. Hop, yavaş. Tamam, okçular okları bıraktı sayılır. Bırak diyorum, o oku bırak. Çavuş, sen karışma çavuş. Arkadan yeni spawnlananlar geliyor yalnız. Ya bizden çok adam gitmeye başladı. Çok çok adam gitmeye başladı bizden. Kulaklığım gidiyor. Kalkanı tutamadık, iyi mi? Çok yaralımız var. 33 asker onların 147 askerine karşı savaşa hazır. Ayrıl. Ayrıl. Ama graveti gözümüzün önünden ayırmayalım.
arazide daha kolay yenebiliriz aslında ama. Biraz yaralar filan iyileşsin de şimdi. Savaşa girip tek yemek var. Aa, acemi birliğiyle beni kovalıyor. Bak bak bak, dallamaya bak. Gel sen bakayım şuraya. Bu arada Hava Haköyü saldırı altındaymış. Kral Gravet ile konuşmamız gerekmiş. Yani. Konuşuruz. Dümdüz dalabiliriz bu birliğe. Bir sıkıntı yok. Ama ben çok fazla yüz göz olmak istemiyorum. Çünkü canım %5 gibi bir şey yani. Tek yiyebilirim. Ve bunların hepsi Saranit. Allah Allah. Devletini satan satana yani. Seni bir alalım şöyle. Gerisini bizimkiler halleder zaten. Ben kontu aldım lordu. Kontmuş ha. Gerisini siz hallediverin. Da ben de şöyle bir yardım edebilirim. Bitti mi? Bitti. Güzel. Tamam. Kaçsın, o sıkıntı değil. Evet. Şimdi şu graviti bir bulalım bir daha bakalım. Birliğine bakmadım. Keşke baksaydım onun birliğine. Kıdemli Rodok mu? Rodok çavuşu 37 tane. 37 tane Rodok çavuşu, 38 de keskin nişancısı var. Zor tabi. Bence hiç o işe girmeyelim şimdilik. Yaralılarımız iyileşsin. Hani 83 full olsa bile düşündürücü bir birliği var Gravit'in. Biraz şey toplayabilirim gönüllü. Önce şu havaya bakacağım kim saldırıyor. Emir Tredian. Bak ya, 28 tane adam nasıl? Bu Veyyah'ın şeyi nerede Lord'u? Kime verdik bunu? Ne öyle malak gibi dolanıyor mu etrafta? Ne yapıyor? Adam köy yağmalıyor burada. Neyse, yakalarız onu. Ya ben bu Sarenitlerle artık savaşmak istemiyorum. Lütfen ya. Resmen vakit kaybı, başka bir şey değil. Şarize alamayacağız, orası belli zaten. Başka adamların kalesi falan da kalmadı. Kaldı mı yoksa ya? Bir tane daha mı vardı acaba? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Savaş bitsin bir bakarız. Şuraya bak. Atlara bak, bembeyaz. Evet. Kaçsın abi, sıkıntı yok. Artimener seviye atlamış bu arada. Ona hemen bir ekipman değil, yetenek. Çeviklik, demir vücut, okçuluk. Tamam. Saranitlerin evet kalesi falan kalmadı. Ya ben Svadyalılarla savaşmak istiyorum. Şu Bariye şehrini almak istiyorum Kergitler almadan önce. Ama işte Rodoklar benim planlarımı bayağı suya düşürdü ya. Çok uyuz bir durum oldu. Hemen şu Amaşke köyüne gidip bir gönüllü toplamak istiyorum ben. 4 yetmez. Peşmiye de git. 6. Tamam, yeter bu kadar. 116 kişi taşıyabiliyoruz ama hepsini de doldurmaya gerek yok. Tamam. Koş abi, koş 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 koş. Rodok kervanı geçmeye çalış. Geç abi, geç, benim kervanla işim gücüm yok. Benim derdim Gravet'le. Nerede lan o lavuk? Sanki ben kaçmamışım gibi savaştım. Çık lan dışarı. O graviti bir yerde yalnız yakalayıp halletmek lazım ya.
Bu birlikle halledebileceğimi inanıyorum. Sen kimsin lan? Gel buraya. Tilim sen neredesin abicim sen? Sen önce bir şunu halledelim. O Naldera. Tamam. O da Vay'a girmiş. Onu da hallederiz. Tilim sen de benimle birlikte savaşa girsin. İlişkimiz ilerler belki. Evet. Tilim Kurnias'la da aramız iyiymiş ha. Bayağı iyiymiş. Koş abi koş koş koş. Kalkanları unutmayın da. Gözünüzü seveyim. Bu ilk atıştan sonra daha da bir şey olmaz zaten. Of. Ben Şomaz'ımı biliyorum da. Ya bu Rodoklar ölmüyor abi, ölmüyor. Adamlar ölmüyor. Font gitti. Of. Kalabalık da birlikmiş ha. Adamlar kafam kadar mızrakla geziyor ya. 3 metre mızrakla geziyor. Ata saplasa zaten atın öbür tarafından çıkar o mızrak. Amma adam biçtik be. Amma adam biçtik ve bitmedi yani. Oh tamam bitti. Çok kayıp vermedik inşallah. 4 ölü. 4 ker gitti. Kar gecesi ölü. Neyse sağlık olsun. Şunları hemen terfi edelim. Kergit askerini at abi. Çok hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Aksi takdirde bu birliği yakalayamayız. Yani saatler sürer. Yakala yakala. Ne kadar Rodok yenersek o kadar iyi. Hem seferberlik halinde gelecek asker sayısını azaltmış oluyoruz. Hem de overall savaş puanımızı arttırmış oluyoruz. Daha ateşkese yanaşır hale geliyorlar yani. Koş abi koş 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 koş. Bunlar kolay zaten. Bunlar Vay'a girdi değil mi? Evet. Şurada bir kıdemli görüyorum. Tamam. Bitti herhalde. Onu da aldık. Bitmedi mi? Bir tane atlı var. İndirelim. Hadi be. Atı vurdum ama. Ha. Öyle nereye öyle? Var mı lan öyle kaçmak? Kontrol J miydi? At şaha kalkıyor sadece kontrol J'de bir şey olmuyor. Başka bir şey miydi? Yok değilmiş. Tamam. O cheering efekti bir merak ettim de. Tamam. Yine şuraya bir gidelim. Ya birader siz niye benim başıma dert oldunuz? Hakim gel buraya. Hakim seninle konuşmamız lazım. Kıdemli yaya, avcı, atlı, memlük. Svadya krallığı Kergitan'a cevap vermedi. Krallığı cevap vermedi. İyi.
Svadya'nın Kergit'le savaşa girmemesi çok önemli. Önce bizim girmemiz lazım. Sultan, hakim ayrı gel ayrı. Adamlarını salma üzerime. Adamlarınla uğraşmak istemiyorum. Ya uğraşırım uğraşmasına da uğraşmak istemiyorum sadece. Seninle konuşacağım ben. Konuşacağız. Gel bir konuşacağız. Barış yapmak istiyorum. Allah Allah. Ya sen sapık mısın birader? Almadığım kalem kalmadı. Hoşça kal diyor bir de ya. Biz savaşta mıyız? Beni niye saldın? Ne biçim bir olay? Nasıl bir teşkilatın içindeyim ben? Şu köyü ben yine bir yağmalayacağım ya. Bravet, köyünü yağmalıyorum, gel. Hadi Gravet. Burada o kadar insan seni bekliyoruz. Gelmedi. Kendi bilir. Topla topla topla. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim şeye. Samarra Kalesi'ne. Benim kendi kaleme. Aha, Veyyah Kalesi kuşatıldı. Ya bu Saranitler hiç rahat durmuyor, hiç. Seferberlik. Toplanın. Veyyah'ta ne kadar garnizon var ona da bir bakalım. Tamam ya bakmıyoruz oğlum. 59 asker varmış. Sen kaşındın Sultan. Kaşındın. Gel. Gel gel senin bir boyunun ölçüsünü alayım gel. Sanki askerin var dallama. İki tane memlüğün var. Varmış lan. Yavaş hocam yavaş yavaş adamda asker varmış. Ama çoğu atlı yani memlük aradan az görünüyor. Görünmüyor bile hatta. Bir tane gördüm şurada. Saldırın. Ben şu piyadeleri ayıklayayım. Şimdi atlılara dönelim. Şunların arkası dönükken hazır. Hayır 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 gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Atlarını alsak gayet işimize gelir yani bu durum. Oy mızrağı yedik. Ölmeyin lan daha rodoklarla savaşacağız. İşimiz var. Ne kadar az kayıp o kadar iyi. Zaten bu adamın bayağı 300 kişi falan var karşıda yani. Ölürsek hiç bir şey yapamayız bunlara. Hadi Gravet'in çavuşları vardı. Bu dallamanın bir şeyi de yok. Bu savaşı kazanmamız lazım. Ya ne manevra yapıyorsun gerizekalı? Sanki hayatta kalacak. Kamu spotu mu izlemiş neydi? Manevra hayat kurtarır. Bir kargı yiyeceğim diye çok korkuyorum. Harbi karşıda bayağı atlı var. Ya kalkanı niye sırtına takıyorsun? Atı al, atı al, atı al, atı al. Hop hop. Ayıp olmuyor mu hocam cida filan? Ben kılıçla geliyorum sen bana cida sallıyorsun. Bak sen de yapıyorsun aynısını. Benim adamlar niye patır patır ölüyor ya? Kim öldürüyor lan bu adamları? Of. Atın kafasına koydu bildiğin. Sen bir öl bir önce sen bir öl. Sonra sen öl. Sen de öl. Sen de ölebilirsin. O mızrakla bana zarar veremez bir kere o atla. O kadar kısa mesafede. Atla vurmayın ya. İnsan olun insan 2 dakika insan olun. Buradan çıkarsam kurban keseceğim. Allah Allah benim adamlara ne oldu? Nerede lan?
Harbi neredeler yani? Bak bak bak, anasının nikahındalar. 15 ölü 18 yaralı. Adama daldığıma dalacağıma pişman oldum. Ayrıldı ya, ayrıl. Ben bu savaşı yapmam. Ama bir şu askerlerine bir bakacağım şu lavuğun. Atlısı var. Şu bir gitti bir kere. Benim adamlar bir gelsin bakayım. Seferberlik ilan ettik o kadar. Gelirler herhalde. Ayda. Hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. Ha, sen bir gel. Sen o kuşatmayı bir kaldır bir kere. Kuşatma falan yok. Öyle bir şey yok. Gel gel. Ya barış yapmak istiyorum. Gözünüz seveyim. Beni uğraştırmayın ya. Bunun da atlısı var. Swadyalı bu. Oha. Yo, Saranik bu. Amma atlısı varmış lan. Atı gitti. Bizim canımız az. Güzel. Bak bu savaşta ne güzel savaşıyorsunuz. Diğerinde niye o kadar kayıp verdiniz anlamadım ben. O Sultan Hakim savaş alanında olduğu için mi acaba? Önce onu mu avlamalıydık yani? Eğer öyleyse çünkü yaparım. Onun bir bonusu olsa gerek. Çünkü hani cerrahlık, taktik vesaire bu tarz şeyler savaş alanında olduğu sürece o adam etki ediyor diye biliyorum ben. Ölünce gidiyor olması lazım. Tamam, bunu hallettik. Bizim biraz ama acemi toplamamız lazım ki askere itebilelim. Saranit Memlük mü? Rodok'ta ne işi var Saranit Memlük'ün ya? 17 tane de atlı var. Allah'ım ya Rabbim ya, sapıtacağım. Seferberlik ilan ettik. Gelsenize birader. Ayrıca elimdeki erzaklar kaldı ya. Kaleye götürüp verecektim, veremiyorum. Defol git lan şuradan. Savaşmak istemiyorum seninle. Gidip Jamiça Kalesi'ni kuşatacağım sonunda. Şu Sultan Hakim'i bir bulup yenebilirsem çok güzel olacak da. Gel buraya gel, seni yakaladım bir kere, o bitti. O mevzu bitti, kapandı. Hadi koş. Askerlere de bakmadık ama hepsi piyade. Tamam, sıkıntı yok. Ben şu kontu bir alayım da gidip. Kont diyorum. İşte emir her neyse. Önce bir atını indir. Oo, inmedi. Benim at sakat galiba ya. Evet. Sakat. Yine inmedi at. Vallahi at sakat. Şimdi işin yoksa bir de şehre git, atı değiştir. Bulabilirsem tabii. Güzel bir at. Bitmedi mi? Bitmiş, tamam. Savaş kazanmaktan ciğerim soldu. Şarize bir bakacağım. Sultan Hakim burada. Ama pek çıkacağını sanmıyorum. O biraz rahatına düşkün bir adam. Benim bir şehre gitmem lazım. En yakında Durkuba var. Veyyah Kalesi yakınlarında düşman grubu tespit edildi. Abi, ne yapayım abi artık bu saatten sonra. Benim o şehre gitmem lazım bir kere.
Şunları bir satalım abi. Bunları normalde ben kaleye verecektim ama. Bir saniye ya. Kaleye yakın değil miyiz aslında? Ayrıl. Değiliz ya. Buradan bir o kadar daha yol var. Sat abi, sat. Tahılı satma. Bunların hepsini sat. Paraya ihtiyacım olduğundan da değil yani. Şu koşu atını... Yo, sakat değil benim at. Allah Allah. Neyse. İyi bari. Zırh tüccarına sat bunları. Bunları da silah tüccarına sat. Böyle çift elli balta yok mu? Yok. Zırhta işe yarar bir şey var mı? Kalın kergit elit sıra 54'e 18 diyor. Alayım. Tamam. Erzakları da al abi. Şunları da şöyle yapalım. Tamam. Başka erzak yok. Kime vereyim şu zırhı? Artimener'in zırhı kötüydü galiba. Aynen, ona verelim. Al abi. Tamam. Sat abi. Şunu da al şuraya. Tamam. Zırhı da değiştirdik. Peşimizde... Oo, Şibalzumur'a kim saldırıyor? Kimse saldırmıyor. Tamam. Gel gel gel, toplan. Şu Şarize bir gidelim, bir ayar çekelim bakalım oraya. Hakim bir çıksın dışarı da. Hakim, çık dışarı. Yine zorlu bir savaş olacak. Toplan abi. Bu sefer biraz daha az adamı var ama. Direkt geliyorlar atlılar. Güzel. Açıl. Saldır. Atlıları bir kafadan eritelim. Senin atını bir alayım. Oo, kargı. Siz şöyle bir manevra yapın bakayım. Kalın öyle. Güzel. Şu atlıları bir ayıklayın. Çok güzel olacak gerisi. Bu mızrağı senin bir taraf... Ne diyeyim ki? Abi bir de ayrılamıyoruz da. Daha savaşın başında öldüğüm için. Allah'ım ya Rabbim. Toplan toplan, gel buraya. Ya nereye kaçıyorsun gerizekalı? Saldırmalarını emret diye biliyorum sadece. Geri çağır. 149, 100. İyi, kazanıyoruz. Ama o kadar asker kaybediyoruz ki yani. Ben yönetseydim çok daha kolay olacaktı bu savaş ama işte salaklığıma doymayayım. Hakim muhtemelen kaçar. Kaçtı. Bayağı asker kaybettik. Evet. Şerezi kuşatamam ki. Kuşatsam da alamam zaten. 67 tane sadece kıdemli okçu var yani Şeriz'de. 7 tane memlük var. 37 atlı var. Orayı nasıl alayım kardeşim? Kergit Nord'a savaş açmış. Niye? Neyse, hakim bir süre daha bize problem çıkarmaz en azından. Buraya hiç giresim yok zaten. Şu Almere Kalesi'ne bir bakacağım. Garnizon ne durumda diye. 41 keskin nişancı. Evet, buraların garnizonları bayağı güçlü. Tamam. Şeyi iptal edelim bir. Tamam, hakimi yendik. O şekilde, bu şekilde yendik. Hiç istediğim bir şekilde yenmedik ama olsun. Emir Vlan. Al. Alıp ne yapacaksın?
Biraz gönüllü toplamamız lazım. Bayağı gönüllü toplamamız lazım. O kadar çok asker kaybettik ki. Şimdi Rodoklar saldırsa işte hiçbir şey yapamayız. Ama onların da saldıracağı yok ki kardeşim. Ne diye savaş açtılarsa. Şu kedel keden de toplayalım. Allah Allah. Aşbiga'dan toplayalım. Dusturil'den toplayalım. Lan bu ne? Gönüllü yok. Hiçbir yerde gönüllü yok. Tamam. Bir de şu Tulbuk'a bakalım. Oradan tekrar geri dönelim. Tamam. Diri kaban. Buradan yukarı doğru yardır. Yağmalandı. Yağmalansın. Ne yapayım abi? O kadar derebeyi şey yaptık, atadık yani. İlgilensinler köylüler. Asiktir. Pardon. Bu hile hala niye açıksa? Saray Sultanı barış anlaşması öneriyor. Kabul et. Nihayet yani. Bu sanıyorum süreyle alakalı bir şey. Belli bir süreden önce barış anlaşması imzalamıyorlar ya da bitirmen gerekiyor o devleti tamamen. Bu arada bir yer mi kuşatıldı? Şöyle bir bakayım hemen. Sanki öyle bir bildirim geldi gibi gördüm ama gelmemiş. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan bir benim kaleye gideceğim. Bir elçi göndereceğim Rodoklara. Devam et. Oo, kimler kimler gelmiş? Elçi göndermek istiyorum. Gravet. Frentis. Tamam. Bir gitsin konuşsun bakalım. Belki yanaşır, belli mi olur? Yanaşırsa çok güzel olur. Saranitlerle ateşkes imzalamamız güzel oldu. Biraz geç oldu ama güzel oldu. Şuradan biraz erzak alabiliriz. Biraz. Bütün devlete bir sene yetecek erzak aldık. Ne kadar kargıcımız oldu? 35 tane. 9 tane de kıdemli at okçumuz var. İyi ve yakın garnizonu iyi. Şimdi... Burada kimse var mı? Şu Rodokların böyle bir hani saldırıya açık bir kalesi var mı diye bakacağım ama bu iki kale dışında diğerleri çok uzak. Ve hani buralara dalmak isteğim falan da yok hiç yani. Bu Rodokların saldıracağı da yok ama. Veyyah kalesi gibi eski toprakların tekrar ele geçirilebileceğinden şüpheli. İstekli olmadığını söylüyor. Adam Veyyah için savaş açmış o belli de. Veyyah senin toprağın değil ki dallama. Veyyah Saranid'in. Acaba Veyyah'ı verip kurtulsam mı yani? Ama dur ya ben şu Swadia ile ilgili bir durum raporu toplayacağım. Akabinde Swadia'ya savaş açabilirim. Rodokları umursamadan. 170 mi? Oha be birader. Saranit kıdemli okçusu 64 tane. Bunu unut. En azından şimdilik bir dursun o. Bak. Hemen kuşatıyorlar ya. Ben nasıl gidip de Swadia ile savaşacağım ki? Kimler var kuşatmada? Ukais var 29, 103. Bu Saranit bir de. Bayağı da atlısı var. Bu da Saranit.
Toplu orduyu. Tamam. Yo, siz koşatabilirsiniz tabii, ben bir şey değil mi? Hadi gel, hadi. Hadi. Dallamaya bak ya. 29 tane askeri var, bana hava cıva yapıyor orada. Çocuklar, izin. Bakayım, 4-5-6 tane atlısı var. Aynen. 7. Oku bir alalım da. Ben seni kovalamaya hiç niyetim yok. Evet. Bitmedi mi? Bitti. Hiç kayıp vermedik galiba. Aynen, hiç kayıp vermemişiz. Gel hocam, gel gel. Bundan sonra merhameti yok. Regos'u kurtarmışız. Bizim Regos'u yani. İyi, ilişkimiz arttı. 30 tane adamla Regos'u nasıl ele geçirdiyse, şey yaptıysa, tutsakaldıysa. Bunların geleceği yok. O yüzden zaten adamları çağırdık. Ya bunlara saldıracağız ya da veyaha dalmalarını bekleyeceğiz. Veyaha dalarlarsa almaları imkansız ki bence dalsınlar. Ya veyaha merdivenle saldırılmıyor mu? Niye bekliyorsunuz birkaç saattir? Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Şunları hemen terfi ettirelim de. Ha, saldırdılar. Bir saniye. Şu oku alayım ben kalkan yerine. Devam. Savaşa katıl. Lan, ne biçim yerde la spamladı beni. Düşüyordum az kalsın. Şöyle bir yukarı çıkayım ben. Ben bu kaleyi alırken az uğraşmadım. Biraz da siz uğraşın bakalım. Memlük. Buradayım, burada. Cida geliyor yalnız. Çok riskli o cidalar. Size bir çıkın bakayım. Şimdi bunları kafadan kafadan indireceğiz. Gayet kolay bir savunma şekli yani. Bütün askerleri telef olacak burada yok yere. Hayır ulan, iki tane birlikte saldırılacak kale mi burası yani? Gayet de korunaklı bir kale. Güzelmiş yani. Ben beğendim. Mimarı kimse, çalışmak isterim kendisi. Kendime bir kale yaptırmayı düşünüyorum. 3 oda bir salon. Güzel. Ben burada bayağı exp kasıyorum yani. Sen oku bir bırak hocam. Oku bir bırak. Ok yok. Yenileri geliyor. Bak bak bak, bir de cide atıyorlar. Şu okçu, o okçu bana nişan alıyor. O okçuyu indirin. Güzel. Bak bu da cide atıyor. Bunların hepsi cide atıyor ya Allah. Aa, şu da bana nişan alıyor. Hayırdır? Anlamak çok güç. Ölen okçu yok mu ya? Ok verin bana. Ya da şöyle yapalım. Çek kılıcı. Yapış. Savunmak acayip zevkli bir şey.
Kolay çünkü. Şu okları toplayayım ben şuradan. Topla 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 topla. 7 tane toplayabildik ama olsun, o da idare eder. Oo bak 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 bak, keskin nişancılara bak sen. Ben onları bir alayım da bizim okçuları indirmesinler. Bizim okçular çok güzel yerde güzel iş yapıyor çünkü. Hop. Memluya bak sen. Çıktı yukarı. Çıktı şeyini. Cengaver ya. Hala da geliyorlar. Gelsinler. Bırakın gelsin. Gelemedi. Benden kale alamazlar. Zıplaya zıplaya. Adamların tepesine çıkacağım ben. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Ulan bitmedi be. 200 tane adam oldu mu ya? Hala geliyorlar. Al okları, al 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 al. Al okları. Topla topla topla. Ok 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 lazım. Şu memlükleri, aa şu keskin nişancıları indirmemiz lazım. Bir level atladık nihayet. O kadar XP bastık. Lütfen atlayalım yani. Oku bırakıyorsun hocam. Ok ok yasak biliyorsun. Okul sınırlar içerisinde ok yasak. Aa. İyi de nişan alıyor. Tamam, ok yine bitti. Gel gel. Az memlük öldürmedim ben bu surlarda. Siz niye orada bekliyorsunuz oğlum? Yılsanıza şuraya. İlla benden kale alamazlar dedim diye yani beni yanlış çıkartmak zorunda mısınız? Tamam, şu mağazlı olabilirim. Şuraya bak, tek başıma savunuyorum kaleyi yani. Okçular gelmeye başladığına göre bunların memlükleri bitti sayılır. Bu da muhtemelen son parti olabilir. Evet. Yedi ölü 11 yaralı. Müttefik kayıpları da 10 ölü 7 yaralı. Karşısı 180 ölü 25 yaralı. Aa ne demek canım oğlum. Senin babanın hatırına yardım etmedik herhalde. Bizim devletin kalesi. Oo. Al abi, al al. Bunların hepsini kullanırım ben ya. Garnizon olarak koruruz kaleyi. Niye açıkta bırakalım? Al al al. Haydutu alma. Haydutluk bir işimiz yok. 13 kargıcı maşallah. Maşallah. Çok güzel terfi oldu askerler. Güzel. Bu biraz bana moral verdi. Bu bölüm çok kötü gidiyordu çünkü. Gittim salak gibi hakime saldırdım. Canım yokmuş. Savaşı yönetemedim. Çıkamadım da savaştan. Kötü oldu yani. Bir dakika bir dakika. Ne çevikliği. Karizmaya devam. Liderlik. Çift elli silahlar. Tamam. 123 kişi taşıyabiliyoruz yanımızda artık. Güzel. Bu bölümü burada bitirelim. Bu bölümü burada bitirelim çünkü 49-50 dakika olmuş neredeyse. Bu bölümde çok iyi oynamadık ama en azından Saranitler artık bizimle ateşkes imzaladı. Rodoklarla mücadele etmemiz çok zor olmayacak bu saatten sonra. Zaten arazide pert ediyorduk adamları da. Yani durum fena değil. Şimdi bir tane devlet Rodok'la savaşa girerse eğer güzel olur. Girmezse de yani Rodok'un ateşkesini beklemek durumundayız. Şuradaki Svadya bölgelerine bir bakacağım. Bariye ve Sharva'ya.
Eğer alınması mümkünse, yani çok zor değilse, yani Swadia'ya savaş açıp oradan bölge almaya çalışabilirim. İki savaşı da aynı anda idare edebiliriz diye umuyorum. Hatta şöyle bir taraflara bakayım. Swadia herhangi bir devletle savaş halinde. Evet, Vayagir'le savaş halinde. Yani bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar arkadaşlar.